kahvaltı teklifi için teşekkürler. Çünkü biz tarıkla birbirimizi epey bilir. Epeydir göremiyoruz. Abi. Göremiyoruz. Dolayısıyla ben aslında teklifinizi tarıkla görüşelim diye kabul ettim. Yoksa kan konu konuşmak yani, mı iş? Yani kanı yani, değerlendirmek mi iş? Yani Berkan'cığım bir de şey ikram için geldim ki o da gayet... Teşekkür ederiz. İyi, çok teşekkür ederiz. Bütün böyle bir ekibine. Evet dostlar, nasıl gidiyor? Kanın 3. günündeyiz. Vallahi ben kendimi bayağı şey hani tekrar hani üniversitede ders kovalıyor gibi hissediyorum. Ve şey kuru farkının hakkını verip hani havasından, suyundan ve yararlanabileceğim her şeyden yararlanmanın peşine biraz yorucu gidiyor o yüzden. Yorucu. Ama ben şeye sevindim. Yani pandemiden hemen sonra gelmiştik. Hmm. Her şeyde bir zorlama vardı. Seanslar biraz daha tutuktu. Evet. Biraz karışıktı her şey. Şimdi gördüğümde işler bir kere müthiş işler gelmiş yani. Evet. Bütün kreatif dünya saldırmış. O büyüme ihtiyacı kreatif dünyaya da bence yansımış. Aşağıda ben Work'te böyle bir iki yarım gün geçirdim. Daha da bitmedi yani. İzledikçe de işler hoşuna gidiyor. Abi o çok enteresan bir dünya. Böyle her geldiğinde şey hissediyorsun ya. Work katından yukarı çıkmalı mıyım? Yoksa 5 gün aslında burada geçebilir yani gibi bir hikaye var. Benim her seferinde o böyle bir baştan çıkarıyor sonra diyor ki yok çıkıyor. Bende de direkt şey yani tam bir FOMO etkisi. Yani şu anda bu sahnedeyim ama kuvvetle muhtemel diğer sahnede daha iyi bir konuşma var. Ve ben çok şey kaçırıyorum falan hani. O yüzden şey böyle. O matematik şöyle çalışıyor ya işte oturumun 15. dakikasına geliyorsun ve şey diyorsun. Şu ana kadar nasıl gidiyor bu oturum? Acaba şu an buradan çıkıp öbür günün son 20'sine yetişen bir şey yakalar mıyım? Abi optimizasyon ihtiyacı insanın bitmiyor ya. Var. Yani, onda da bende şey oluyor. Yani böyle kitabı yarıda bırakmanın bir vicdani sorumluluğu gibi yani. Ya işte bunlar doktorumuza anlatacağımız şeyler. Ama benim için güzel tarafı şu. Ben sizden çok takip ediyorum işi. Yani sizin üzerinizden takip ediyorum. O çok iyi oluyor. Ya bugün bu oldu, şu oldu. Elbet her şeyi kaçırıyorsun. Bir iki tane yeri takip edersen güzel şeyler çıkıyor. Benim mesela bu şeyde çok merak, hepimiz merak ettik işte bu AI nereye gidecek? Şimdi AI nereye gideceği herkes konuşuyor. Herkesin bir tahmini var. Evet. İşte kullanmak istiyor. Mesela sen kendi alanında PR'da engagement'ı nasıl kullanacaksın? Fakat bir yandan da şunu görmek istedim. Güzel bir örnek var mı anlatacaklardı mesela? Hı hı. Abi AI'nin nereye gideceğini... En iyi bilayem galiba. En iyi bilayem biliyormuş. Ne Mark Reed, ne Jensen, ne şey Brad yani... Çok enteresan bir seanstı gerçekten. Evet. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum ama Vilayem birincisi absürt tarafı. Adam 13 yıl önce AI'dan bahsediyormuş. Böyle videoyla açtılar sensiz grup arkadaşlar. Ne diyorsun ya robotlar mı şarkı söyleyecek yani falan diye. Fergie'nin atarıyla karşılaştık 13 yıl önce. Bir app yapmışlar abi ve o app'le yani çok kısa şey anlatayım. Where is the Love şarkısını. Gerçek zamanlı olarak kendi app'i üzerinden işte Suriye'de ailesini kaybetmiş bir refüjinin perspektifinden rewrite o şarkıyı dedi. Ve o şarkı birden o acıyı yansıtacak şekilde yazıldı ve başka deli şeyler oldu inanamadım. Kıyaslayınca asıl cevapları bulacağımızı düşündüğümüz seansa göre. İşte o biraz korkutuyor. Pazarlamacıyı bence çok korkutuyor çünkü şu var. Hepsini öğrenelim dedik. Dijitalleşme öğrenelim. Tamam. Zaten dijitalleşme şimdi artık. İşin A'sı, B'si, C'si. AI diyorsun. Peki AI'yi nasıl öğretecek? Kim öğretecek? Yani bir dijital ajans kurulurdu. Native dijital diye. Ben dijital strateji ajansıyım. Çok güzel. Otururduk. Bir şeyler kurgulardık. Der ki TikTok buraya gidecek. Bunu yapalım. Müşteriyi alırdık yanımıza. Veya platformu alırdık. Şimdi AI'de böyle bir karanlık dünya var. Bir baktım ki kimle konuşsam bu arada herkes korkuyor. Yani. Zaten seanslara da moderatörlerin sorularına yansıyor. İlk üç sorusu bize bir şey yapacak mısınız diye başlayıp sonra... İşimizi çalmayacak değil mi? Birlikte ne yapabiliriz? Madem okey anladık kötü insanlar değilsiniz. Peki şimdi birlikte ne yapacağız? Dün LinkedIn'de gördüm. Büyük şirketlerden bir tanesinde, uluslararası şirketlerden bir tanesinde Head of Generative AI pozisyonunda biri başlamış mesela ünvanlar. Başladığına göre, evet. Yani şey, ya bu arada şey çok enteresandı. OpenAI, Brad abinin söylediği, hani bize bir şey yapacak mısınız sorusunu, yo yapmayacağız. Ama zaten önümüzdeki 5 sene o kadar meşgul olacaksınız ki cümlesinden, hani ben alt metni olarak şunu okudum. Size biz bir şey yapmayacağız ama zaten siz kendinizi ima edeceksiniz. Çok çalışarak. Ben AI konusunda daha şeyim, yani Metaverse, işte geçen yıl 2021 Ekim diyelim hani şeyin,
Zuckerberg'in sunumuyla beraber başlayan baz. Ya onu hiçbir zaman bir trend ya da böyle hani gerçekleşecek bir şey olarak görmedim. Böyle bir hani konu değiştirmeye yönelik, gündem değiştirmeye yönelik ortaya attığı bir şeydi. Boşluk doldurmaydı ama AI bence öyle olmayacak. Yok, yani bu geçen sene Metaverse çok konuşuldu mesela. Bütün seanslarda Metaverse'du. Bu sene esamesi NFT, bile yok Metaverse. Neredeyse. Bir iki tane ajansın digital identity'ler vesaire. Ben geçen sene böyle şey noktasına bir ara gelmiştim. Yani o zaman bayağı şimdi Metaverse'de oturum almamız gerekecek. Hani bir kimlik yaratmamız gerekecek. Belli ki hani gerçek hayattaki hani soydanın artık bir geçerliliği yok diye. O hype bittiği için ben biraz mutluyum. Yalan yok yani. Ama ben AI'ın öyle olacağını düşünmüyorum. Yani seneye de mesela AI dinleriz biz. Hayatımızın geri kalanında AI var. Ya hatta zaten şunu söylüyorlar. Yani AI zaten 15-20 yıldır var. Yani ben şöyle okudum vücut dilini. Şimdi bir kere bu adamlar 20 yıldır bu işte uğraştıkları için hani onlar için artık hani yani günlük hayatta çok sürpriz değil. Siz şaşırıyorsunuz. Aynen, yani bizim için hani işte böyle hani büyük bir sabır göstererek hani cevap veriyorlar. Yani enerji hep o. Tamam anlatalım. Şimdi şöyle olacak vesaire falan. Ve bence işi geliştirmek için harcadıkları enerji anlatmak için galiba harcayacaklarından daha az olacak yani, gibi. Bu hızla giderse gelecek sene pek çok şeyi bence oradan göreceğiz. Yani hem şeyim şu mesela jüride seneye AI olacak mı? Mesela. Değil mi? Niye olmasın? Kreatif efektimizde. Ön elemede mesela olabilir değil mi? En rahat çok zorlayan şeylerden bir tanesi ön eleme. Yapabilir misin acaba bunu? Yani jüri olmak. Yani iyi bir laf şey diyorlardı hani dilini bildiğimiz her şeyi nasıl kendimiz öğrenip üretebiliyorsak hani bunu da öğretebiliyorsak acaba hani kanda jüriliğin bir dili vesaire var mıdır? Ya da AI hakkımı 7'ye döner mi bu iş? Bara gidelim, bara hocam. Ya da şey gibi değil mi ya? İşte, rakip ajans AI'yı hacklemiş. bilemedim ya. Yani, ama işte bence bu acayipti. Yani benim çok seans vardı. Dediğim gibi kim biliyor, kim doğrusunu gösterecek en iyilerine. Sonra tabii şey, sustainability'ye gene tabii ki herkesin odağında var. Doing good. Ama bir gaz kesmiş sanki değil mi? Bir şey var. Bir de şunu görmeye çalışıyor bence millet. DNA'sında yoksa işin. Aynen öyle. Yani dizaynda yoksa sırıtmış ve bazıları dediğin gibi dökülmüş. Aynen. Şimdi yani PNG çıktığında da işte yarın bizim rakip çıktığında da Unilever çıktığında da anlatılan hikayelerin hepsinin içinde gerçekten köküne işlemişse markanın var. Ya zaten o zaman başkaları da örnek veriyor. Yani hani benim şu ana kadar katıldığım birkaç oturumda hani bu alanda iyi işler dediğinde insanlar hani Dove'dan bahsediyor, işten bahsediyor. Yani dolayısıyla söylediğin şey kısmı çok doğru. Yani içselleştirilmiş ve iyi ve samimi bir iş yapılıyorsa zaten rekabetten bile arınıyor. Yani hani sektör için benchmark haline geliyor ve insanlar hakkında konuşuyor. Ben şey de soracağım mesela senin bu purpose tespitin var ya hiç görmedik ya da biraz en azından böyle bir... Biraz gaz kesti sanki. Evet yani şey geçen sene hani dediğim gibi yani Kasparov'la hani açıp hani Ukrayna'yı kurtarmalıyızla başlayan ve sonrasında birazcık son yıllarda da yani Grand Prix ve altınlar dahil pek çok ödülün içerisinde hep bir purpose, marka amacı, motivi vardı. Dolayısıyla o herhalde festivalin içerik akışına da etki ediyordu ama yani ikinci günü de dün devirdik ve ben açıkçası görmedim. Hatta Tarık'ın söylediği gibi biraz yani sanki pusula tekrar growth'a bir dönelim yani core işimize bir dönelim. Yani bu şu anlama gelmiyor tabii ki yani o journey'i bırakalım demek değil bu. Ama hani iletişimde artık bu kadar bunun üzerine lean etmek durumunda değiliz. Yani o işimizi yapalım zaten. Ben şeyi de görüyorum mesela bu geriye dönüşte büyüme hani tekrar gündemde zaten birkaç yıldır da hani sadece kanın ajandasında değil herkesin gündemindeydi ama geçen yıl Ryan Reynolds'ın konuşmasında yani böyle reklam özüne dönmeli, güldürmeli, eğlendirmeliyi bu yıl daha fazla oturumda gördük gibi. Deterjanın yani işte... içindeki mavi boncuklar hakkında tekrar konuşmaya başlayabiliriz. Üründen yola çıkan, ürünün üzerinden komedi yapan, işte Kevin Hart da bunu söyledi. İşte Richard Bream de dün forumda mesela bir şey vardı, bu üçlü bir oturum yani vardı. Dünün iki tane hit şeyi de, celebrities de, hadi creator diyelim çünkü o kimlikleriyle geldi, siyahi kökenliydi. Yani birkaç oturumda aslına bakarsan hani black culture shift vesaire yani canlı olarak bunu yaşadık. Sen bir şey çünkü, söylüyordun abi. Çünkü Amerika'nın, yani çok doğru diyorsun, o yüzden çünkü Amerika'nın şu an gündeminde bir numarada multicultural advertising var. Çünkü büyümenin nerede olacak biraz daha gelişmekte olan komünitelerde olacak. O komünitelere konuşmak lazım. O komünitelere konuşmak için onlar gibi düşünmek lazım. O artistlerle bir arada olmak lazım. Amerika'nın bütün gündemi şu an bu.
Buraya da yansımış. Benim ama beni düşündüren şeylerden biri şu oldu. Neredeyse hiç savaş yoktu. Evet. Yani o savaş bitmedi. Devam aynen ediyor. Öyle. Belki daha da kötü devam ediyor. Bu kadar kreatif dünyanın bu kadar güçlü veya corporate dünyanın bu kadar şey insanı var. Söz sahibi insanı var. Değinilmedi ki geçen sene çok haklısın hani o sahneden hani bu savaşı bitirmek için yaratıcı endüstriler olarak siz de bir şey yapabilirsiniz diye açık bir çağrı yapılmış olmasına rağmen hatta aşağıda launch'ta özel bir alan vardı Solidarity alanı. Evet. Hani bu sene ya evet doğru tespit yani Ryan'ın şu an burada yok. Burada yok ve niye yok işte belki artık ya insanlar hani o Ryan Reynolds'ın dediğin büyümek lazım büyümek için effective advertising'de mutlaka o bir çarpıcılık lazım, bir distinct olmak lazım. Evet, bunlar lazımsa biz özümüze dönelim dediğin gibi. Ya şey yıpranması da yaşıyor olabilir abi. Yani bunu bence hani şey hani kırmaya çalışmamız iyi. Yani regüle edilen sektörlerde ürünler üzerinde var ya bunu yeme bunu içme çünkü ve bir yerden sonra o exposure'la şeye dönüyorsun. Tamam ben bunu görmüyorum kardeşim. Yani bunu başka bir kutuya koyacağım. Onu oraya saklayacağım ama bunu tüketeceğim falan. Yani birazcık belki önüne sürekli olarak hani dünyanın hani iklimin krizinde dünya işte dünyanın sonu geliyor. Yani önüne sürekli problematik konularda iş çıkarılmaya başlandığında belki tüketici de insanlar da birazcık bu kadar çok şey biliyor olmak beni mutlu ediyor demedi. Demedi. Yani. Yok katılıyorum bunu demedi. O çok net. Şeyi düşünüyorum şimdi tabii hani purpose dedik işte şimdi AI diyoruz. Hepsinin özünde bunları böyle bir sahiplenmek ve işin merkezine koymak var ya. Bir tane komik örnek var benim buraya gelirken aklımda olan. Super Bowl zamanı Tesla hiç reklam yapmıyor. Kim elektrikli araba reklamı yaparsa başka markalar Tesla artıyor. Yani elektrikli araba demek Tesla demek. Doğru. Burada da o purpose örneğin işte Dove hepimizin North Star'ı o böyle gösterdi. Yani biraz o purpose işlerin içine girdiğin zaman aklına bir yerden hep Dove gibi mi yapmış, nasıl yaklaşmış. Doğru. Yani demek ki bir şeyi gerçekten çok uzun süre own ettiysen ve DNA'sına koyduysan o yüzden bu ilk şeyin, AI'ın temelleri bence soydan çok önemli olacak. Evet. Ajans dünyasında da, marka dünyasında sen bunu daha iyi servis vermek için nasıl kullanacaksın? Aynen öyle. Zaten şey, açıklamayı bir parça o taraftan yapıyorlar. Yani tabii bu sahnelerde dinlediğimiz her şey aylarca öncesinden yazılmaya başlayan metinler ve hani çok iyi stratejik isimlerin craft ettiği kelimeler. Yani dolayısıyla bir taraftan bunları atıflarda bulunurken hani sanki gerçek zamanda bu insanların düşünceleriymiş gibi bahsediyoruz ama değil aslında. Değil. Koca bir ekip hani o 3A4'ü yazıyor ve söylenmesi gereken her şey doğalca söyleniyor. Fakat yine de ben şey mesajını duyuyorum yani ortak bir mesaja döndürülmüş bir şekilde şu söyleniyor. Creativity hala insanda yani prompt'u verecek olan sensin. Bunu brief vermek gibi düşün. Prompt sonrası çıkan output'u eseri inceleyecek. Onu brand appropriate, tone appropriate hale getirip alignment'ı sağlayacak. Bu kelimeler İngilizce olmak zorunda çünkü bu sahnelerde yani bu kelimelere alışacağız gibi. O yüzden kusura bakmayın. Bunu söylüyorlar. Yani işini alacak mıyım? Hayır. Hala şey sende. Yani senin hayal gücün için az önce tam söylediğin şey diyor ki biz sizin bir toolbox'ınız vardı. Zaten onunla yaratıyordunuz değil mi? Hani bilgisayarınız, programınız, araçlarınız geliştirdiniz. Şimdi size yeni bir araç veriyoruz sadece. Evet yani bunu kullanarak Will.i.am direkt buna referans verdi. Yani artık işte 2000'ler sonrasında hiçbir şarkıda duyduğunuz davulları hani bir insan çalmıyor. Bunun bir makine çalıyordu. Hani bunun gibi bir şey yani bir yeni bir enstrüman ekleniyor aslında. O kadar çok alan var ki şimdi search bence artık tamamıyla değişecek yani Google'ın hegemonyasında olan bir search artık bambaşka bir yere gidecek. Biz doğru. Hiç unutmuyorum. İşte Ünlüber zamanları Clinipedia diye bir şey yapıyoruz. İşte bu leke, bu kumaş tipinden nasıl çıkar? Yüzlerce şey yazıyoruz. Şimdi vereceğiz abiye ve bize. Aynen öyle. Ve belki o bir yıl süren bir projeydi. Tabii. Yani o şeyi çıkartmak, belki külliyatı çıkartmak. Şimdi, ya bu arada tabii bu kontentin lokalleşmesi hikayesi. Ya aslında şeyi konuşuyoruz hani ChatGPT'dir işte OpenAI'dir yani yapay zeka geldi ve sanki konu kapandı gibi yani adamlar biraz sahneden aslında şunu da söylemeye çalışsa arkadaşlar biz daha bunu size hani veriyoruz ama dünya kadar bizim de işimiz var yani biz bunu daha lokalleştireceğiz yani yaşadığın ülkenin kültüründen beslenen içerik sağlayacağız regülasyonu için çalışacağız vesaire yani end product getirmişiz gibi birden soruları da bu kadar tabii. Hani lansmanı yaptınız ne oluyor şimdi bakalım. Daha beta sürümü bunu beraber neyse. Yapacağız diyor yani. ve söylediğim bütün Amerikalıların sorusu şu an onlar geleceği görüyor belki hani tabii pazarlamayı yaratmış bir şeyden bahsediyoruz Nation'dan onu görüyorlar belki fakat soruları hep şu legal neresinde bunun ne olacak o kadar zor bir konu ki çünkü. Innovation kimin hangisinin cümlesi bilmiyorum ama diyor ki işte inovasyon hani işin bir kısmı buradan sonrası governance.
Yani meta hikayesinde de ya da işte NFT'de vesairede de yani arka tarafını dediğin gibi yönetemezsen mal zaten devam etmiyor. Şey yine güzel bir cümlesi var diyor ki yani şu an pek çok kafanızda soru var ama bundan 5 yıl önce hani Instagram'da ya da TikTok'ta gördüğünüz hikayelerin üstünde reklam, işbirliği, PR hediyesi diye bir etiket görseniz bu ne saçma bir şey derdiniz. Ama bununla ilgili bir yasa çıktı. Evet. Düzenleme buna döndü ve şimdi bunu yadırgamıyorsunuz değil mi diyor. Yani tam tersine hatta yazmasını siz de bekliyorsunuz. Yani yapay zeka kontentinde de işte hani düzenlemeler geldiğinde bunlara alışacağız. Gibi. Hani. Ben hep şeyi de merak ediyorum. Düzenlemeyi kim yapacak bu sefer söyledi? Kimin alanı? Kim okudu bunu? Abi okulda. En büyük şeyim şu yani bir bence Birleşmiş Milletler'in bu işin içine girmesi gerekiyor. Çünkü bu ülke iç yasal düzenlemeleriyle bitecek bir şey değil. Çünkü buradaki advancement kısmında yani etik bir rekabet olması lazım ülkelerse. Yani aslında hani kötü benzetme yapmayalım ama hani nükleer rekabetten ne farkı var değil mi? Yani hani kim daha iyi yapacak diye bir rekabet var. Aklıma senin şey demen gibi geldi. Jüri AI olsun demen gibi. Yani belki bununla ilgili yasaları da hukukçular AI'ya prompt edecek ve yazacak tabii, belki doğru. Yani. Hani. Tabii doğru. Roma hukukundan sonra AI hani. AI ama yani işte ne kadar heyecanlı yani. Geçen sene bence çok daha yavan bir kandı. Bu sene şimdi konuşacak ne kadar çok şey ya, var. Ne kadar evet. Çok duygu var yani. Şeylerde bir rahatsızlık var herkeste. Kreatif dünyada da bizim tarafta da yani marka evet. Tarafında da. Bu hoşuma gitti açıkçası. Çünkü zaten tetikleyen de bu. Aynen. Yani herkes bir rüzgarı tekrar yakalayıp bir değil mi? Şey hani hız yapmak istiyor gibi. İlk defa şey hissi geldi bana. O duygu da çok güzel bir duygu. Artık yani siz benden daha çok gelmişsiniz buralara ama ben markayla gelişim işte belki 10 yıl olmuştur. Bir ödül kazanmak burada bir hep bir şeydi. Bir stardı yani rütbe koyuyorsun. Çok önemli çünkü yani bu kadar işin arasından sıyrılmak etmek falan. Geçen senelerde ben o hype'ı biraz kaçırmıştım. Bu sene şimdi kıskançlık duygusu vardı içinde. Yani görüyorum o kadar güzel işler var ki. Yani biz de bunu düşünmeliyiz. Ya nereden gelmiş bu? Nasıl yaratmışlar bunu? Özellikle dizaynda böyle bir aklımı kaybettim yani. Sen ne kadar... aşağıda belli ki yeterince zaman geçirmişsin. Ben şu diyeti yapıyorum abi. Ödüller belli olsun. Bu hafta kapansın. Dönelim memleketimize. İşin o kısmına orada bir deep dive edelim tabii. Gibi. Yoksa psikolojim bozulacak hani. Evet. Bakamıyorum diye. Sohbet koyu. Bunun devamını bence biz gün içinde oturumlar arasında. Sizin görmediğiniz bölüm bence gördüğünüz kısımdan daha da şaka şaka. Doğu seansına bir 15 dakikamız yes. Kaldı. Kahve çok teşekkür için çok teşekkür ediyoruz Medyaket'e ve Berkan için bu güzel sohbeti sana. Çok teşekkür ediyoruz ve seni görmek çok iyi geldi. Aynı şekilde. Başka bir şey daha bağlayalım biz devam edelim. Tamam.